Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Fatma Hanım, hayatınız film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Ya dedi, ben elin uşağı için çocuk okutmam. Evlenince okutsun kocası. Eşi ne? 15 günlük evliyim. Bana bir telefon, eşin kız kaçırdı. Artık doktor demiş ki ölecek. Diyor ki o ölecek nasılsa ben hemen hazırlayayım da ölür mülürse bekar kalmayayım. Gizli kapaklı kızı alıp götürüyorsun, bir de gidip salon bakıyorsun. Bir geliyor diyor ki işte ben bir tane daha alacağım. Ne olur ki bir tane daha alsam, ikiniz bir arada yaşasanız. Şaka diye lafı ortaya koyduğunda kadın kabul ettiği dakika getirecek biri mutlaka var ki söylüyor bunu. Tövbe estağfurullah ya. Bakın bu böyle yani. Bak ben bunu yani tüm dünyaya duyururum. Annesi babası eşim benden istedi. Senin kocana aşık bu kız dediler. Arabamıza bindiğinde kız dedi ki beni kabul edersen kocanı alacağım diyor. Çocuğumun birisi nöbetlerden ölmesin diye, birisi de yürüyebilsin diye dua ederdim. Yani o kadar çok seviyordum ki ben onu. Dedim ki o annesizliğin acısını çekmesin. Anlatırsam Film Olur programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. İzleyeceğiniz hikaye film olması halinde yazdığınız yorumlar dikkate alınacak. Bu haftaki konuğumuz Fatma Saraç. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk Yunus Bey. Teşekkür ederim. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Tabii ki sahibim. Ama kısa bir özet geçelim. Her hafta burada hayatı film olabilecek kişileri konuk ediyoruz ve sürecin sonunda bir kişinin hayatını film yapmak istiyoruz. Konuk yarışmacımızdan istediğimiz tek bir şey var. O da bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatmanız. Aksi durumda yarışmamızdan diskalifiye olursunuz. Fatma Hanım, bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Hayatınızın neden film yapılmasını istiyorsunuz Fatma Hanım? Çocukluğumdan bu yana yaşadıklarım çok acı darbe vurdu bana. Hayatım film olsun istedim. Bir senaryo yazmak ya bir kitap yazmak istedim yıllarca. Ama çocuklarım olduğu için de çok kafa veremedim. Böyle bir fırsatta bulunca dedim ki ben de anlatayım. X bir kişi olsaydınız, hayatınızda film olsaydı, sinemaya gitseydiniz nasıl bir duyguyla filmden çıkardınız? Ben ağlayarak çıkardım. O zaman diyoruz ki anlatırsam film olur, anlat ki film olsun. Benim çocukluğum bayağı bir ağır çocukluk geçti. Çok agresif, despot, psikopat bir babanın elinde büyüdüm ben. Babam hiç anlamadan, dinlemeden pat küt giren bir babaydı. Sıkı yönetimle büyüdüm. İşte okula gidiyor, kız çocuğu dikkat et. Bir zamanlar vermek istemedi. 5. sınıfa kadar okudum. Okulu bitirdim. Okulu bitirdikten sonra beni eve kapattı. Yani kız çocuğudur, başına bir şey gelir. Aman dışarı çıkmasın, aman camdan bakmasın. İşte komşu bir şey söylese gelip işte sen bunu mu yaptın diye tokat vuran, sorgulamadan... Hani yargısız infaz yapan bir babaydı. Annem de gayet sakin, çok mülayim bir kadındı. Ama babam okuma yazması olmadığı için, cahil bir insan olduğu için dolduruşa gelen bir insandı. İşte ne diyeyim, komşularımızdan tarafından iftiraya da uğradım. Amcamlar tarafından iftiraya uğradım. Kendi kızlarına peşinde gezeni benim peşimde geziyor diye beni babama söylediler. Ve 2 ay sonra o kişi kendi kızlarını kaçırdı. Evdeki küçük kızla konuşurken büyük kızı kaçırdı bu arada, kuzenlerime, kardeşlerim benim. Tabii bu da bana bir ağır darbe vurdu. O dönemlerde bayağı bir rahatsızlandım. Hatta bir 15 gün hiç yiyip içmeden yatmışım. Artık doktor demiş ki ölecek bu, ne yaptınız bu kıza? Çok ağır günler geçirdim o zamanlarda. Yine 17 yaşlarda, 18, 19-20 yaşlar işte, yani birisi bir haber gönderir babam. İşte kızını istemeye geleceğiz der, babam üzerine sopayla yürür. Ben kızımı vermiyorum kimseye diye. Psikolojik bir baskı altında geçen çocukluğunuz oldu o zaman. Evet, evet. De kız çocuğudur, okumaz dedi. Çevreden dediler ki çok akıllı bir kızın var, okutursan çok güzel bir yerlere gelebilir. Ya dedi ben elin uşağı için çocuk okutmam, yani öyle konuşurdu bizimkiler. Ben ele vereceğim kız için kız okutmam. Evlenince okutsun kocası, işi ne diye böyle söylerdi. Ya o çok böyle yani zor geçen bir hayattı benim için. Gerçekten hani anlatırken bile bazen arkadaşlarım sorduğunda ağlayarak anlattığım bir hikayedir bu benim. Çocukluğumu yaşamadım diyebilirim. Hani kapıya çıkma, arkadaş yok, kız arkadaş yok.
Karşı komşumun kızlarıyla işte otururduk. Kuzenlerimle otururduk. Onlara bile kızardı. Evden neden çıkıyorsunuz diye. Koskoca böyle yani diyelim ki böyle bahçe kapısı böyle çok büyük böyle kapalı. Dışarıdan hiç kimsenin göremeyeceği tarzda bir bahçe kapısıydı. Ancak karşı yan komşularımızla bahçelerimiz iç içe olduğu için görüyorduk, oturuyorduk. Balkona çıkma, cama çıkma. Çok zor dönem geçirdim. Nasıl diyeyim, 12 yaşından yani 18-19 yaşına kadar bayağı bir ağır dönem geçirdim. Herkesin her lafıyla çok babam beni kırdı ama ben hakkımı hep helal ettim. Babam vefat etti annemle. Tabii ki dedim ilk çocuğuyum, çok seviyordu, üstüme çok düşüyordu, beni hep korumak istedi. İnanın ki hayatım böyle yani hiç yaşamadığım bir çocukluk hayatıydı benim. 21 yaşıma geldiğimde bir haber geldi. Yengemin kardeşi bir haber gönderiyor istemeye gelecek diye. Onlar da, yengemin kardeşi de o mahallede bakkal müşterisinin işte oğluna istemeye gelecekler. Sonra dediler ki ya okumuş imamdır. Hani Allah yolunu biliyor. Ama bir şeyi var, bir de çocuğu var. 4 yaşında bir çocuğu var. Ben de olsun dedim Allah yolunda. Tabii bu arada söylemeden geçtim. 20 yaşıma kadar Kur'an kursuna gittim. Hafızlığa kadar geldim. Hafız olacaktım. İşte babam artık yani bırakmadı. Ondan sonra da dedi ki bak sana ne güzel bir kısmet geldi. Hafızlık olamadın. Bir hocaya seni vereceğim. O seni artık devam ettirsin. Hafız olursun. 5 ay nişanlı kalıp evlendik. Yine hayatımın bir kaosunu yaşadım. 15 günlük evliyim. Bana bir telefon, eşin kız kaçırdı. İkinci bir eş mi almış? Almamış ama yani öyle bir şey yapacak. Çünkü bana da öyle bir duyurda bulunmuştu. Benden önce istediği bir kızı kaçırmak için planladığında beni istediği için ailesi geri durmuştu. Biz evlendik, 15 günlük evliyim. İstanbul dışına çıkıyorum diye bir telefon geldi. O zamanlarda biliyorsunuz cep telefonları yok, ev telefonları var. Resmi nikah mı evlendin? Tabii ki resmi nikahla evlendim ben. Dedim ya 4 yaşında da çocukla beraber aldık, evlendik, yuvamızı kurduk. Yani çocukluğumda yaşadıktan sonraki yaşadığım depresyon oydu. Dönene kadar bayağı bir ben feryat ettim. Hani nasıl böyle bir şey yapabilir? İstiyorsa onu alsaydı. Neden 15 günlüğüm daha yeniyim? Yeni bir evliliğe nasıl böyle olur? Tabii sonra gittiği yerde caydırıldı. Almadı, kaçırmadı. Yani zaman zaman çift evlilik yapmak istiyorum derdi. Tabii bu arada ben çocuğu babaannesinden dedesinden aldım. Bana vermediler. Çok zorlukla kavga gürültüyle aldım. Daha gencim, yeni evlenmişim, daha gelinim. Sonra tabii benim de bir oğlum oldu. Okula başladı oğlumuz. Çocuğu bana vermediler. Bu sürede ikinci eş almak istemeye devam etti mi eşiniz? Tabii o hep öyle yani. O ilk eşine de öyle yapmıştı. İkinci eşiydim ben onun. Ona da öyle yapmıştı. Kadıncağız psikolojisi bozulup evi terk edip ayrılmıştı kendisinden. Tabii ben zorla çocuğu aldım. Okula başladı. Benim de çocuğum oldu. Çocuğu zorla aldım onlardan. Tabii bu arada çok zorluklar yaşadım. Nasıl diyeyim? Üvelik yapmadığım halde üvelik yapıyor dediler. Dövmediğim halde dövüyor dediler. İşte almak istediler. Almak için çevrede kolu komşuya yalan söylediler. Yani boşandım eşimle ailesi. Sonra bunu köye götürdüler çocuğu. Orada okula verdiler. Bu arada benim çocuğum, benim kendi çocuğum doğduğunda babası askerdeydi. 15 günlükken geldi askerden. Öbürünü de okula başlatmıştık. İşte daha işe falan, hani bir işe falan başlamamıştı. İşte çocuğu köye götürünce gidip aldırdım. Hemen tekrar geri getirdim. Dedim ki o çocuk orada okuyamaz, İstanbul'da benim yanımda okuyacak. Kendi çocuğunuz olmasa da kendi çocuğunuzmuş gibi baktınız. Tabii ki ben kendi çocuğum gibi. Bana köyde demişler ki biz burada okula verelim. Hem çobanlık yapsın hem okusun, İstanbul'da ne işi var deyip babaanne de köye bırakıyorlar. Aldım getirttim. Çocuk yanımda devam etti. İlkokul, ortaokul, lise okudu. Çok zorluk çektim çocuklarımın arasında hani duymasınlar diye. Ben kendi çocuklarım duymasın diye mahalledeki herkese yani tembih ettim. Aileye söyledim. Kendi aileme de söyledim. Kardeşlerime de söyledim. Hiç kimse ayrımcılık yapmayacak bu çocukların arasında. Çünkü şöyle bir şey vardı. Eğer ki bir duysaydı hani o zaten biliyordu ama benim çocuklarım duysaydı belki o zamanki küçük aklı ermediği psikolojide belki ona hani ters davranabilirdi. Aynı evin içinde büyüyorlar. Benim ilk oğlumla ikinci oğlum bir yaş arayla oldular. İki çocuğunuz mu var? 4 oğlum var benim. Peki şey kendi çocuk... Eksi 5 oğlum var. Kendi çocuklarınız diğer çocukta öz kardeş olmadığını biliyor muydu? Bilmiyordum. Çok sakladım. O kadar çok sıkı tuttum ki. İnan ki yani kolu komşuyu da, akrabaları da, kendi akrabalarımı da.
Kardeşlerim de, hatta oğlumun annesi gelirdi İstanbul'a. Annesinin babasının yanına götürürdüm. Kendi çocuklarımla beraber, hani onlar kardeşler, ayırmaz götürürdüm. Onlara bile hiç belli etmemelerini söyledim. Dedim ki sakın hani belli etmeyin. Eğer onun annesinin farklı olduğunu öğrenirlerse akılları ermiyor. Bu sefer hani aralarında hani bir anlaşmazlık, musibet olabilir. Çünkü ben onları öyle yetiştirmiyorum. Ben kendi doğurduğum çocuğuma bir tane alıyorsam bir hediye, ona iki tane alıyordum. Ya gerçekten ya, onun hiç gözü kalmasın istiyordum hiçbir şeyde. Yani o kadar çok seviyordum ki ben onu. Yani, o kadar güzel hani bir anne olmak istedim yıllarca ona. Herkesin her söylediğini ben göz ardı ettim. O kadar göz ardı ettim, hani hiç aldırış etmedim. Dedim ki o annesizliğin acısını çekmesin. Çünkü annesi İstanbul'da yaşamıyordu. Ay, yılda bir kere görebiliyordu. Daha küçüktü, gidemiyordu. İlkokul, ortaokul okuyordu. Tabii liseden sonra kendisi gitmeye başladı. Gönderdik, geldi, aldı falan. Sizi öz annesi zannediyordu o zaman? İlk evlendiğimde tabii ki beni öz annesi zannediyordu. Gelin olduğum zamanki içimi acıtan da bir olay vardı. Gelinliğimle evde oturduğumda gelip şu dizime oturdu. Anne dedi, sen neden bizi bırakıp gittin, tekrar gelin olup geldin dedi. 4 yaşındaydı, çaklı ermiyordu. O da bana böyle bir acı olmuştu. Onun o günkü gelinlikle dizime oturup o lafı söylemesi, yani benim ona çok iyi anne olmam gerektirdiğini bana bir gösterdi. O kadar içim acıdı ki ondan sonra dedim ki ben buna çok güzel bir anne olacağım. Kimse benim ona olan anneliğimi engelleyemez. Doğum günleri olurdu, hediyelerini fazla fazla alırdım. Dedim ya, bir yere gitsem, bir çarşı pazara gitsem, oğluma bir tane tişört, benimki o zaman iki taneydiler, onlara birer tişört alırsam ona iki alırdım. Gönlü hiç gözü kalmasın diye beğendiğini, sevdiğini alırdım. Mesela formalar, onlara nevresimler, takımlar, ayakkabılar gibi, yani şeyler, hani gönlü kalmasın diye, hani çocuktur gönlü kalır diye. Kendimkine almasam o da benim öz evladımdı, ona alırdım. Ona da derdim ki sana da öbür hafta alacağım. Hissettirmediniz üvey oldunuz. Hiç hissettirmedim. Hiç üveylik yok zaten. Baba bir, anne ayrı. Sadece annesinin farklı olduğunu, hani benim doğurmadığım bir çocuk olmadığını anlamamaları için elimden geleni yaptım. Peki annesi bu durumu nasıl karşıladı? Gayet iyi karşıladı, çünkü o bırakıp gitmişti 1,5 yaşında. Almamıştı mahkeme kararıyla. Tabii ki benim de büyütmem onun hoşuna gidiyordu. Liseden sonra hani istedi yanına, ama oğlum bırakıp beni gitmedi. Çünkü o zamana kadar benimle büyümüştük. Bek istemedi. Tabii ki çocuklarım da benim o ara söylendiğinde şoka uğradılar. Yani biri 16, biri 17 yaşında, aralarında bir yaş var yoktur. Nasıl ortaya çıktı peki bu durum? Yengeleri söylüyor. Amcaların eşi söylüyor. 17 yaşına kadar hiç yok, özenlisi olmadı. Kesinlikle biri 16, biri 17 yaşındaydı çocukların. Bu arada tabii onların ardından benim o oğlumla, benim ilk doğurduğum oğlumun arasında 7 yaş var. Biriyle de 8 yaş var. Öbür çocuklarımla da onların arasında, abilerin arasında 7 yaş var. İkizlerim vardı benim de o dönemde de. Onlar da okuyordu. Tabii onlar bir konuşma arasında abim geldi deyince birdenbire yengesi diyor ki sizin abiniz değil o. Abin mi zannediyorsun hala? Şoka uğruyor. Diyor, ne diyorsun sen? Sonra abisinin yanına gidiyor. Abisi diyor ki konuşalım abi. Konuşuyor diye böyle. Tabii oğlum böyle bir gözleri yaşlı eve geldi. Anne dedi, sen nasıl bir annesin dedi. Dedim oğlum ne oldu, ne yaptım ki size ben? Ya sen bir melek bir annesin. Bu yaşa kadar nasıl hissettirmedin bize? Biz dedi şu duyduğumuz dakikaya kadar onu senin doğurduğun bir çocuk olarak bildik. Ben onun belgelerini saklardım, kimliğini saklardım görmesinler diye. Hiç göstermezdik. Tabii oğluma söylerdim, görmesinler oğlum. Bak onlar hani akılları başına gelince öğrensinler derdim. O bildiği için. Büyük olan biliyor tabii. O bildiği için biz onu saklardık. Oğlum kimliğini sakla. Yani belirli bir yaşa kadar hep sakladım ben. Belgesini sakladım. İşte okuldan belgelerini sakladım. Hiç öğrenmesin diye çocuklarım. Dedim ki öğrenmesinler benim çocuklarım. Hani aralarına bir musibet girsin istemediğim için. Dedi sen melek bir annesin. Büyük başarı senin bunu yapman. Ki biz bir gün bile abimize ağır bir söz söylediğini duymadık. Hani eğer ki hani bir şiddet veya bir ağır söz söylediğini duysaydık, şimdi derdik ki bu kadar sakladın ama demek ki üveyliğini de gösterdin sen. Çünkü gördük derdik. Ama melek bir annesin. Sen bunu yapmadın. Tabii ondan sonra da yine bağları kopmadı. Yine hala beraberiz. Çocuklar böyle büyümeye devam ederken bu arada şimdi ben bir hastalandım. Yani 15 yıllık evliydim. Bir hastalandım.
Zatürreye yakalandım. Ağır bir vaka geçiriyorum zatürre. Ben yatıyorum. Yani bir bardak suya muhtacım. Doktora gittim. Doktor atlatamazsa ölecek diyor. O kadar ağır bir zatürre. Ağır bir zatürre geçiriyorum. Yani imkansız benim yataktan kalkmam. Ateşler içinde yanıyorum. Sürekli acile gidip geliyorum yatarken. Bir arkadaşın lafına bakıp kız istemeye gidiyor. Diyor ki o ölecek nasılsa ben hemen hazırlayayım da ölür mülürse bekar kalmayayım. Siz hasta yatağınızda... Ben hasta yatağımda yatıyorum. Hani o hasta diyor, hani doktor diyor ki yani iyileşmese ölecek, ölür mülürse diyor. Ben de diyor yani hazırlayayım, istemeye gidiyor. Böyle yaşarsa hasta olursa gelir o da ona bakar diyor. Ay yanık için istemeye gidiyor. Yani evlenirim, imam nikahlı getiririm, hastaya diyor yani ona bakar evde. Bana da bakar, çocuklara da ona da bakar. Böylelikle ikinci eş alıyor. Onu almadı. Almadı onu, mı? Onu almadı. Tabii ben kendimi toparladım. Zorluklarla kendime bakarak iyileştim. Kendimi toparladım. O dönemlerde annesi de İstanbul'daydı. Annesi de bana çok baktı, Allah razı olsun. Beni ayağa kaldırdılar. Ondan sonra tabii o tarafta ne olduysa bilmiyorum, olmadı. Ondan sonrasında işte 5 yıl sonrasında da bu şimdiki evli olduğu kızı kaçırdı. Yine bir gece benim oğlum eve geldi. Gözleri yaşlı, saat 12.30. Bir düğün salonunda çalışıyordu, garsonluk yapıyordu. O da babasının patronunun düğün salonu. Geldi gözleri yaşlı, dedim anneciğim ne oldu? Anne sana bir şey söyleyeceğim ama üzülme. Dedim ne söyleyeceksin oğlum, ne oldu? Salonda mı sana bir şey dediler? Ya yok dedi. Yani böyle böyle ben bir olay duydum. Dedim anne, dedi babam kız kaçırmış. Dedim ne diyorsun oğlum sen? Bana gittiği yeri söyledi ama farklı, kendi köyüne gitmiş alıp. Düğün salonuna da düğün yapmak için bakmaya gelmişler. Ben bir daha yıkıldım. Benim dedim yaptığım bunca şeyden sonra bana nasıl böyle bir şey yapabilir? Evliyiz, resmi evliyiz. Şöyle diyeceğim, insanın hatası olabilir, anlaşamayabilir. Evde her insanın anlaşmazlığı olabilir, ters düştüğü durum olabilir. Kadın belki erkeğin istediği bir şey yapmamış olabilir, erkek kadının yapmamış olabilir ama medenice ayrılıp da yani bakmak varken, sen evliyken, resmi evliyken gizli kapaklı kızı alıp götürüyorsun, bir de gidip salon bakıyorsun. Tabii ben bunu duyunca ertesi gün telefon açtım, bana gene yalan söyledi. Ben orada değil, öbür taraftayım. Hani şehir ismi vermiyorum, hani ben hani şehrin ismi vermeden konuşuyorum. Dedim yalan söyleme, ben senin nerede olduğunu öğrendim. İstanbul'a geldiğin zaman direkt evde terk edeceksin. Valizini koyacağım, alıp gideceksin. Bir daha seni görmek istemiyorum. 4 çocuğunuz var tabii bu arada. Tabii benim kendim doğurdum, 4 çocuğum var. Bir de o var, 5 çocuk. Bende, hepsi bendeler. Çocuklarım yanımda benim. Tabii bu arada da benim ikizim bir tanesi epilepsi hastasıydı. Sürekli nöbet geçiriyordu. 2,5 yaşında nöbete yakalandı. Öbür ikizim raşitizm hastalığına yakalandı, ayakları çarpıldı. Hepsini kendi başıma tedavilerini yaptırdım. Bir gün bile çocuklarına gelip de yani komaya girdi, hastaneye kaldırdım. Öbürü yürüyemedi, ayakkabılarına kadar yaptırdım. Bir gün bile gelip de demedik ya bir gün de ben izin alayım da çocuğumu götüreyim doktora demedi. Anne senin ne var götür dedi. Hem anne hem baba oldum. O zaman evliyken de derdim ben hem anne hem babayım derdim. Senin babalarını görmüyorum derdim. Ne çocukların okuluna gidip ilgileniyorsun, ne hastalıklarıyla ilgileniyorsun. Çocuk ağır epilepsi hastası. Kalbi delik doğdu, bir de ikiz bunlar. Öbürü yürüyemiyor. Ayaklarından 2,5 yaşında yürümez oldu. Benim yaşadığım ağır böyle bir depresyon psikolojiydi bende bu çocukların büyütürken. Zaten o da vardı hayatımın içinde. Tabii hep Allah'a dua ettim. Çocuğumun birisi nöbetlerden ölmesin diye, birisi de yürüyebilsin diye dua ederdim. Oğlumu doktor dedi ki bunu kuma götüreceksin, denize koyup tuzlu suya koyup kuma gömeceksin. Her gün öğlen saatinde alırdım çocuğu sırtıma. Yani otobüse kadar yürürdüm. O zamanlarda çok kıt araba vardı oturduğum yerde. Denize götürürdüm, suya koyardım, kuma koyardım, akşam geri getirdim ki çocuğu alsın. Hani demir alması gerekiyor. İşte dedi ki bir ortopedik ayakkabı yaptıracağız, onunla ayakları düzelecek. Ta buradan nerelere, karşıya Anadolu yakasına götürüp ayakkabılarını yaptırdım. Sırtımda yürümüyor, 2,5 yaşında. Mücadele verdim. Şimdi sapasağlamlar, 19 yaşındalar. Bu oğlum şu anda sinema televizyon okuyor. Öyle mi? Ne güzel. Evet, üniversiteyi kazandı. Peki ondan sonra çocuklarınız iyileşti mi? Evet, iyileşti. Şöyle dediler, ya bu çocuklar yaşamaz.
Tek başına mücadele ediyorsun. Birisi bir gün nöbet geçirir ölür, öbürü yürümez, sakat kalır. Ama çok şükür görseniz ceylan gibiler. Yani herkes kıftayla baktı bana. Dediler ki bu kadar nasıl başardın sen bunu tek başına? Epilepsi olan da iyileşti. Epilepsi olan da iyileşti. En son nöbetini 6 yaşında anaokula başladığı gün geçirdi. Tekrar acile kaldırdım. Şu an gayet iyi. Ve bu biraz öbür ikisi gibi şey yapmadı. Hani liseyi açığa aldı, devam ediyor. Öbürü üniversiteyi kazandı. Sinema televizyon okuyor. O da çalışıyor. Büyük abisinin çalıştığı firmada. Yani firma isimlerini vermeyeceğim. Abisinin de çırak başladı. Şimdi bayağı bir ilerledi. Yakında araba da alıp devam edecek herhalde işine. Benim ilk oğlum da okudu. Üniversiteyi 2 yıl okudu. O da İstanbul dışında yaşadı. Yeni geldi, askere gidecek. Onun iki küçüğü de yani okudu. Şu an 3. üniversiteyi okuyor. Hala devam ediyor. Bunu da bitirecek. Bundan sonra inşallah askere gidip gelip evlenecek. Dediğim gibi 20 yıllık evliliğimi tek serçede boşadım. Tek mahkemeye çıktım. Tek celsede anlaşmalı sözleşmeli boşandım. Evimden çıkmam dedim. Çocuklarımı vermem dedim. Eğer bunları kabul edersen boşanırım dedim. Yoksa nikah vermeyeceğim. Zaten o arada zaten kaçırmış imam nikahla yaşayabilecek bir durumu yok. Resmi nikah istiyor. Nikah ver bana diyor. O zaman dedim benim dediğimi yaparsan gidip mahkeme açacaksın. Çocuklarımı bırakacaksın, bana velayetlerini vereceksin. Oturduğum evi de vereceksin. Ondan sonra dedim boşanırız. Sadece ikizlerimin velayetlerini aldım. Öbürlerinin yaşları reşite gelmişti. Ondan sonra boşandık. Ondan sonraki bu hayatıma hala devam ediyorum. Ayaklarım üstünde durmaya hala devam ediyorum. Tabii o yıllarda da çalışmıştım. Pazarlama işi yaptım. Kozmetik işi yaptım. Hani gene ayaklarım üzerinde duruyordum. Bir yandan da o işlerimi de yapıyordum. Ama hep ayaklarım üzerinde durdum. Hiç yıkılmadım. Hayatımın kabus olmasına rağmen psikolojim bozuldu. Tedavi de gördüm. Yani çünkü o kadar yaşadığım şeyden sonra kolay değildi zaten. İlk daha baştan tedavi görmeye başlamıştım. İlkten başladım. Bırakmıştım. İyi olmuştum. Bir 15 sene sonra tekrar başladım. Bıraktım, tekrar başladım derken boşandıktan sonra hepsini bıraktım. Ne psikolojik tedavi gördüm, ne bir şey gördüm. Hepsini bıraktım. Gayet iyiyim. Çünkü hiç benim moralimi bozan, beni ağlatan, beni üzen olmadı. Hepsi benim yanımdalar. Eşinizden şiddet görmüş müydünüz? Yani böyle aşırı şiddet değil de tabii ki zaman zaman hani onun da tokadını yumruğunu yemişimdir. Ya çocuğa kızıp vurur onun yüzündendir. Ya bir söylediği ters teper ondandır. Tabii hepim dedim ya insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Hepimizin yaptığı hatalar olabilir. Evlilik de yani kavga da, gültü de, barışmak da, küsmek de her zaman olabilecek bir şeyler. Bunlar de hayatın tuzu biberidir evliliğin. Ama onun dışında ya çok yani böyle hani başka bir şeylerden ya değil. Ya patronuna kızar gelir bir şey söylediği zaman, hani ben bir ters cevap versem bir tokat, bir yumruk çakar. Ya da çocuklara vurur. Onu da belirteceğim, kameraya bakarak söyleyeceğim. Ben çocuğa şiddete, kadına şiddete de karşıyım. Ama evde çocuklarını kimsenin dövmesini istemiyorum. Bir annenin çocuğuna vurmasını, bir babanın çocuğuna vurmasına karşıyım. Benim evimde çocuğa vurmak yasaktı. Babası bir tokat vurdu oğluma. İkinci elini kaldırdığında elini tuttum. Dedim sakın indirme o elini. O elini indirirsen o bileğini kırarım senin. Yani onu da ben görmeden vurdu çocuğuma. Çocuğum aldı evden başını gitti. Ve karakoldan aldık gecenin bir yarısı. Kaçtı evden. Bir tokat sadece. Ben ona ben sana çocuklara vurmak yasak demedim mi? Bu evde dayak yasak dememiş miydim? Neden çocuğa el kaldırıyorsun dediğimde. O arada zaten elini tuttuktan sonra elini bıraktığım an bana da bir tane geçirdi. Dedi ki sen ne karışıyorsun babayla oğlun arasına? İster döver isterse ver. Hayır. Konuşarak halledeceksin. Çocuklarını karşına alıp konuşmayı bilmiyorsan o zaman babalık yapmayacaksın. Bırakacaksın, ben anneliğimi yapıyorum. Hiçbir zaman çocuklarımı dövdürmedim. Hani kendi olduğumu değil, o oğlumu da dövdürmedim. Kesinlikle onu da, bir gün de ona elini kaldırdı, yine elini tuttum. Dedim sakın ola ki vurmayasın. Şöyle hani çok aşırı bir insan hani bir yerlerini kıracak, moral artacak kadar hani şiddet göstermek değil de sinirlendiği zaman yani bir yerine denk gelecek şekilde bir yumruk veya bir tokat gibi. Sözün acısı geçer de tokatın acısı geçmezmiş. İnsanın üzerine acısı geçmiyor. Anlaşamadığın zaman ne olur? Boşanırsın. Evlenmenin hak olduğu kadar boşanmak da haktır. Boşanmadan yapılanlar
insanları yıkar. Dedim ya, her kızdığında bir tokatını, bir yumruğunu yemişimdir. Şimdi gayet iyiyiz. Gayet çocuklarımla mutluyum. Kaderin neyse onu yaşarsın. Ben de kaderimi yaşadım. Ben oğlum, gelinim, torunlarım, çocuklarım hepsi aynı apartmandayız. Patronunla kızıp sinirini evden çıkarıyor demiştiniz. Evet. İmamdı ama özel sektörde de mi çalışıyordu? Evet. İmamlık belgesi gelmişti evlendiğimizde. İmamlık yapmadı çünkü patronu bırakmadı. Patronu biraz da dine düşkün bir insan olduğu için. Kaç para alacaksın? İki mislini veriyorum. Gitme. Burada da imama ihtiyacım var, hocaya. Burada da namaz kılacak hocaya ihtiyacım. Kendisi muhasebe müdürüydü firmada. Muhasebeden hani başlayıp muhasebe müdürüne kadar gelmişti. Ama tayinleri geldiği zaman hep patronu söylerdi. Derdi ki yine ya, oradaki alacağın maaşın kimisini vereyim, gitme, bana da lazım. Burada kıldır namazları. İş yerinde mescitleri vardı. Mescitleri olduğu için de günlük vakit namazlarını, cuma namazlarını orada kılıyorlardı. Hocaya lazım olduğu zaman, imam lazım olduğunu yapıyorduk imamların. Yani okumuş, bitirmiş, imam hatip bitirmiş, iki üniversite bitirmiş bir insan. Sonra emekli oldu zaten oradan. Şöyle diyeceğim, hala yani onun da ailesi var apartmanda. Biz boşandık, onu gitti. Hani evlendi gitti ama erkek kardeşi hala, o da eşiyle aynı apartmanda oturuyor. Kız kardeşi de oturuyordu, taşındı. Çünkü aile apartmanıydı, ben çıkmadım. Ama dedim ya, hayatın acı gerçekleri çok. Belki hani anlatsam daha çok şeyler var. Sütten ağzım yandı, yoğurdu hala üflüyorum. Abi daha yani hayatıma birini koymayı hiç düşünemiyorum artık. Ben çocuklarıma adadım kendimi, evlatlarıma, torunlarıma adadım. Hani anlatsam daha neler bunun içinde çıkar. Ama ben hani yaşadığım ağır vakaların özünü size anlattım. Ha, ama şu vardı, şunu da anlatabilirim. Evlendikten sonra babamın yaptığını yapmadı. Çok serbesttim. Alışverişime de gidebiliyordum, gezmeye de gidebiliyordum. Hani bir yere gideceğimi söylüyordum. Ben bugün buraya gidiyorum, git diyordu. Hiç kısıtlamadı. Bana hani o konuda hakkını yiyemem. Hani ayrıldım, boşandım, gitti diye arkasından da kötü konuşmayayım. Aramızdaki yani anlaşmazlık neydi, neden oldu diye yani çok sorguladım kendimi. Neden böyle oldu, hevesinden mi oldu, yoksa ben bir hata mı yaptım da oldu. Çünkü o dönemlerde psikolojim bozuk olduğu için, yani ismi söylemeyeceğim, ilaç kullanıyordum. Kullandığım için de kafam bir gidip geldiği için, çünkü ondan dolayı yaşıyordum bunu. Acaba bir hata mı yaptım diye düşündüm, sorguladım da kendimi. Bulamadım, işin içinden çıkamadım. Kimse de bana hiçbir şey açıklamadı, bir şey söylemedi. Böylece spontane gelişen yani bir hayat oldu. Hani bu durumlarda iyiydi ama dedim ya, patronuna kızar gelir bir tokat vururdu. Arkadaşına gelir gider bir tokat vururdu dedim ya. Tabii o da onun da yani isteyerek yaptığı bir şey değildi. O anki onun da moralinin bozuk olmasındaki söylenen bir lafı kaldıramamasından dolayı olan bir şeydi. Üç gün eve gelmese neden gelmiyorsun diye sormazdım ben. Aramazdım bile doğru. O arardı, ben gelmiyorum, gelmiyorum. Tamam, gelmiyorsan gelmiyorum. Bir geliyor diyor ki işte ben bir tane daha alacağım. Ne olur ki bir tane daha alsam, ikiniz bir arada yaşasanız. Bu bana ağır darbe oluyor. Hayırdır, neden yani? Beğenmiyorsan beni boşa al. Ama neden üstüme getirmeye kalkıyorsun? Bunu yapma bana. Hani yok, sonra hani benim moralim bozulduğunu anlayınca şaka yaptım oluyor ya. Ya şaka yaptım, alındın. Hayır, her şakanın altında bir gerçek yatar. Şaka diye lafı ortaya koyduğunda kadın kabul ettiği dakika getirecek biri mutlaka var ki söylüyor bunu. Tövbe estağfurullah ya. Bakın bu böyle yani. Bak ben bunu yani tüm dünyaya duyururum. Bir erkek evde eşine ben bir tane daha almak istiyorum. İkiniz aynı evde yaşasanız ne olur, o da imam nikahlı olur deyip de kızdığım zaman ya şaka yaptım alındın diyorsa, o dakika hazırda biri var, gördü gözüne kestirdiği biri var ki söylüyor. Tamam hadi getir desem yani getirebilecek biri var demek ki bana söylüyor onu. Yani siz izin vermiş olsaydınız evlenecekti. İzin vermediğiniz için boşanarak evlenmiş oldu aslında. Yani kaçırdı, boşanarak evlenmiş oldu. Tabii bu arada o yılların arasında şöyle de bir şey daha yaptı, bana darbe çok vurdu. İş yerinden bir tanesine telefonla arattırıp işte yani ben geliyorum sana kuma, kabul et beni dedirtti. Sonra yine iş yerinden muhasebeden bir kıza, benim kardeşime kız kardeşini tanıştırmak için gidiyorum diye
ablasını beni tanıştırdı ve daha sonra onunla evlenmek istediğini öğrendim. Arabamıza bindiğinde kız dedi ki, kabul edersen ben seni kumar olacağım dedi. Bekar bir kız yani, bu kızla bu olayı da yaşadım. Çocuklarım falan var, çıkmıştık biz gezmeye, dediler ki ya işte yani isim vermeyeceğim. O da hani demiş ki bu tarafa gelin, işte benim kardeşimle o bunun kız kardeşini biz tanıştıracağız. Hani benim kardeşim evlenecek, o da kız kardeşi evlenmek istiyor. Konuşmuşlar, tamam demiş, tanıştıracağız ama onların tanışma olayının artı yanında onu da araya katarak ablasını da benimle tanıştırıyor ve ablası arabaya bindiğinde diyor ki, kabul edersen ben sana geleceğim Kuba. Beni kabul edersen kocanı alacağım diyor. Ve işindeki de yapan da öyle, yani o da yaptı. Hatta hiç haberim yokken evlerine gitmiştik bir Ramazan iftarına. Annesi babası eşim benden istedi. Kabul edersen bu kızı vereceğiz, sana evde bakar. Bak hep sık sık hastalanıyormuşsun. Ya al götür. Yani çocuğuna biz bakıyoruz zaten. Hani al sen götür, ne yaparsan yap. Yani biz artık bıktık, senin kocana aşık bu kız dediler. Kabul et, yanında yaşasın. İstediğin gibi kullan. Yani böyle olay da yaşadım ben. Babasının hani söylemesi, sonra annesinin söylemesi öyle bir beni bozdu ki. Zaten ben yani dedim ya, benim depresyon geçiriyorum sürekli. Bir depresyon geçirdim ve hepsini topladım, hadi dedim gidiyoruz. Arabada dedim, niye bu böyle dedim. Dedi ben ne yapayım dedi, peşimden ayrılayım. Tabii sonra iş yerinden çıkarttırdık o bayanı. Patronuna ulaştı haber, iş yerinden çıkar, uzaklaştırdı. Çünkü başka türlü şeyi yoktu, uzaklaştırdı. Öbürü de uzaklaştırıldı. O uzaklaştırıldık, yani aralarındaki bir muhabbet anlaşılınca uzaklaştırdıktan sonra, yani düşünebiliyor musunuz, beni tanıştırıyor ve arabada arkamda oturuyor. Yanında da iki tane çocuğum var. Ve kabul edersen ben yani sana kuma geleceğim diyor bana resmen. Yani böyle yaşanan olaylar, böyle yaşadık. Yaşamımızı buraya geldik. Şimdi bundan sonra inşallah mutlu mesut devam edeceğiz hayatımıza. Şu an ne iş yapıyorsunuz? Atölye kurdum eve. Çanta imalatı yapıyorum. Yani örgü çanta yapıyorum evde. Çanta örüyorum. İşte telefon kılıfları örüyorum. Bebek yapıyorum. Yani onların şimdi birikimde satışına başlayacağız. Bir sayfa açacak oğlum, domalini alacak, oradan satışa başlayacak. Böyle hayat devam ediyor. Bizi izleyecek herkese teşekkür ediyorum. Önce tabii sizlere, beni ağırladığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. O zaman sizi Fatma Saraç olarak zaten bulabilirler sosyal evet, medyada. Evet, Fatma Saraç olarak bulabilirler beni. Yayınlarsanız onlar beni bulurlar, izlerler orada. İsminiz yazıyor zaten Fatma Saraç diye videoda. Tabii Fatma Saraç, kimliğimde Fatma Saraç olarak ismim. Oradan öyle, aratarak bulabilirler oradan ulaşmak isteyenler. Ulaşmak isteyen ulaşabilir, izleyebilir oradan. Önce sizlere, sonra da izleyicilere çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum herkesi. İnşallah işleriniz büyür, kendi atölyenizi açarsınız. İnşallah onu düşünüyorum. Dükkan atölyesi olarak açıp devam edeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz sizi ağırladığımız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Fatma Hanım? Kadınlar güçlüdür. Kadınlar güçlü olmalı, azimli olmalı. Asla pes etmemeli. Kadın candır, kadın annedir. Dimdik durmalı ki evlatları da o dimdik dursun ayakta. Kadın ayakta durursa dünya ayakta durur. Fatma Hanım, hayatınız film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Hikayemin çok güzel bitmesini isterdim. Mutlu bitmesini isterdim her zaman. Bizim yakında Korku Takvimi filmimizin galası olacak. Sizleri de galamızda görmek isteriz. Bu iki kişilik gala davetiyesidir. Bugünün hatırası. Gelebilirsiniz, bekleriz. Tabii ki. Bu arada bu bölümümüzü biz kanalımızda yayınladığımızda sizin için sorun teşkil eden bir durum var mı? Yok, kesinlikle yok. Yayınlayabilirsiniz. Çok memnun olduk katıldığınız için. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, Fatma Saraç Hanım hayat hikayesini bizimle paylaştı. Siz de şöyle bir karakter olsaydı dediğiniz düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Fatma Saraç anlattı, şimdi sıra sizde. Anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Hoşça kalın.